Evet, Adana'da ay çiçeklerinin durumu bu arkadaşlar. Çiçek gözleri belirmiş. Yaklaşık bir hafta sonra çiçekler gözükmeye başlar. Geçen bir ekinde video paylaşmıştım. Bazı arkadaşlar merak ediyorlar. Abi ekinin durumu nasıl, biçtirdin mi? Biçtirince bir daha video paylaş diye. Şimdi geçen de yine söylemiştim arkadaşlar. Şu karşıdaki ekinin bak orta kısımları, belli bölgeler siyah siyah. Bu mantarla alakalı. Taneler tam doldurmuyor ekinden mantar olduğu zaman. Ve aşırı derecede hasat yaparken toz çıkıyor arkadaşlar. Ekinler kurumuş. Şu anda bir kontrollerini yapacağım. Daha sonra hasata başlayacağız inşallah. Biçer döverciyle de görüştüm ama bir iki günlük işim var dedi. İki gün sonra inşallah biçeri buraya getireceğim. Şimdi burası benim yer arkadaşlar. Zaten hemen bak fark etti. Biraz önce dizimin bir üstündeyken ekinin boyu burada şu anda göbek hizamın üstüne çıktı. Şimdi çok sık ektiğin zaman ekinde yatmalar çok oluyor. Yani atasözü var arkadaşlar. Pamuk çöpte ekin sapta olur diye. Sap güçlü. Buralar yatmış. Ama bu yatmalar sıkıntılı değil. Yani bu taneler tuttuktan sonra ufak bir yağmur oldu arkadaşlar. Bir de fırtına oldu. Ondan dolayı burada yatmalar oldu. Yani kelle başak tuttuktan sonra, tane tuttuktan sonra bu şekilde oldu. İşte şu bölgeler yatmış. Şimdi nereden gidelim? Şuradan gidelim. Bizim buralarda bu zamanlar çok tehlikeli arkadaşlar. Bizim buranın en tehlikeli yılanı engerek yılanı. Allah'tan engerek yılanı yani bir cisim yaklaştığı zaman kendisine ses çıkarıyor. Ondan dolayı biraz önlemimiz alıyoruz ama yine de çok tehlikeli. Maşallah ekin gayet güzel. Başaklar aynı boyda. Yani bu düzgün bir çiftçiliğin eser arkadaşlar. Yani şu anda başaklarda kurumuş. Ekin sapı çıtırdıyor arkadaşlar ayağımın altında. Bu ekinin kuruduğuna işaret. Eskiden bizim buralarda güğlek hesabı, biçer döver güğlek hesabı çalışırdı. Yani %5'e biçerdi ekini. Birkaç yıl böyle bir kuraklık oldu arkadaşlar. Doğru dürüst buğday olmadı. Ondan sonra dönüm hesabına çalıştılar. Bu yayla taraflarında, İç Anadolu bölgelerinde de dönüm hesabı biçerler. Yalnız böyle ekinlerde dönüm hesabı biçer için çok iyi değil. Yani güğlek hesabı biçerse buradan daha avantajlı çıkar. Ama tabi bu kişiye özel de olmuyor. Genelleme olduğu zaman bizki de dönüm hesabına girecek. Maşallah bu da çok güzel. Geçen de şu yan tarafı göstermiştim size.
Oraya da bir bakalım. Değerlendirme yapalım arkadaşlar. Şöyle kaldırdığım zaman yani şey yok, sıkıntı yok yani. Başak neticede doldurmuş. Çok zayıf arkadaşlar ya. Yani yar yar ya fark eder. Başaklar çok küçük. İçerisinde hala yani şu anda bunun bayağı bir beklemesi lazım. Çünkü şifan ekine göre arkadaşlar, şifanın gövdesi biraz daha sap kalın olduğundan dolayı kuruması biraz daha geç oluyor. Yani şu şifanın tamamen şu tohumların dökülmesi lazım arkadaşlar. Dökülmediği zaman bu buğdayın içerisine karıştı mı, yani buğdayı çok aşırı derecede kirlendiriyor arkadaşlar. Satışta da bu etkiliyor. Yani şu anda ekin kadar hemen hemen şifan var. Bunların tamamen dökülmesi lazım. Yoksa hasat yaptığı zaman otomatikmen bu şifanın tohumlarının hepsi depoya girecek. Bu da çok zayıf. Bak şu anda arkadaşlar dizimin hemen üstünde buğdayın boyu. Çok seyrek. Çok çiğnenmiş. İşçilik çok zayıf. Tanelerin birbirine böyle kenetlenmesi lazım. Böyle seyrek olduğu zaman biraz kardeşleme fazla olur ama yani neticede öyle olsa bile başak saptan alınır arkadaşlar. Bunun şu anda tek kusuru biraz seyrek olması ama yine de iyi. Şu anda başaklar birbirine tamamen değik bir vaziyette. İnşallah buradan iyi bir verim bekliyorum. Zaten hasat yaparken de bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bura bayağı bir yatmış arkadaşlar. Bir de şeyde de çok şor arkadaşlar. Yani sissiz olun. Böyle 3. 4. ürünleri fazla ekmeyin yani. Normalde tohumluk bu da mesela 1. ekim. 1. ekim hadi ektin, normal çuvalttın. 2. ekim gayet güzel oluyor. Bu 2. ekim arkadaşlar. Ben her sene 2. ekim yapıyorum. Yani bir derlik yani sıfırdan almıyorum. Hem hesaplı oluyor. Hem de güzel oluyor arkadaşlar 2. ekim. Ve şöyle bir şey yapın. Eğer ki kendinizden tohum yapacaksınız arkadaşlar, aynı tohumu aynı tarlaya ekmeyin. Graştakini taban yere, tabandakini graş yere ekin. Yani şaşırtma yapın. Ama buğdayı satarsın, üzerine biraz daha fazla verip bence 2. ekim daha mantıklı geliyor. Çok fark ediyor çünkü. Bunu gözlemledik, baktık. Daha mesela 3. ekim, 4. ekim yapanlar var. Hatta hiç tohumunu değiştirmeyip sürekli bu şekilde yapanlar var. Onlarda başak çok küçük arkadaşlar. Artık tohum yaşlanıyor. Yani bunda da aynı öyle şey var. Şimdi genç tohumundan yaşlı tohum bir olmaz. O yüzden tohumlarınızı sürekli değiştirmeniz lazım. Netice itibariyle şu anda buğdaylar kurumuş.
Yani biçerciye de en kısa zamanda işte fırsat bulduğum zaman hemen getirip burayı biçtireceğim arkadaşlar. Bu sene her şey ateş pahası. Bir balya arkadaşlar şu anda çekimi, bir balyanın çekimi bizim burada şu anda 10 TL. Bu tabi sadece balya makinesinin aldığı para 10 lira. Bunu çektirip de satacak olan adam bunu mutlaka evine götürüyor, bunun nakliyesini yapıyor. O da üzerine koysa tüm yövmiyesini, nakliyesini, işçiliğini üzerine koyduğu zaman bu sefer bir balya 15 lira olacak. Yani her şeyi değerlendirmeniz lazım. Şu anda mesela doğudan bizim burada kamyonlar geliyor. Kamyonlar işte 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya balya alıyor arkadaşlar. Ayçiçeklerinde durumu bu. Şu anda Adana'da aşırı derecede bir sıcak var arkadaşlar. Ben de şu anda Zeytinlik'teydim biraz önce. Damlama borularını en son bir şeyden geçirdim. Gözden geçirdim. Yapmam gereken yerleri yaptım. İşte kontrollerini yaptım. Allah izin verirse yarın Zeytin'de damlamaya başlayacağım. Sulamaya başlayacağım. Aşırı derece sıcak vardı. Çok tutkun vardı bu sene arkadaşlar. Onlar öyle dökülünce üzülüyorum ama yapacak bir şey yok şimdi. Ağaçta kaldıracağı yükü biliyor zaten. Bayağı bir dökülme var. Çünkü hava çok serin geldi. Birden 40 dereceye çıktı arkadaşlar. Şu anda 40 derece sıcaklık var. İnşallah hayırlısı olsun. Hasatta görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.